Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Mesih İsa, Nasra'daki Havra'da, Peygamber İshaya'nın kitabından bir parça okuduktan sonra, onu dinleyenlere şöyle dedi. Dinlediğiniz bu yazı, bugün yerine gelmiştir. Herkes onu övüyor ve ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu? Diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlayacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kafarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. İsa şöyle devam etti. Doğrusunu size söylüyorum. Hiçbir peygamber kendi memleketinde iyi karşılanmaz. Yine size doğrusunu söylüyorum. İlyas'ın günlerinde gökyüzü 3 yıl 6 ay kapalı kaldı ve tüm ülkede korkunç bir kötülük baş gösterdiği zaman İsrail'de birçok dul kadın vardı. Bununla beraber İlyas onlardan hiçbirine gönderilmedi. Ama Sayda ülkesinin Serapta kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa günlerinde İsrail'de birçok cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmediği halde Suriyeli Naman iyileştirildi. Havra'da bulunanların hepsi bu sözleri işittince öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı şehrin dışına sürdüler ve onu aşağı atmak için şehrin kurulduğu dağın tepesine kadar götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. Sevgili kardeşlerim, umarım geçen pazar okuduğumuz Aziz Luka İncil'inden olan bölümü hala hatırlıyorsunuzdur. İsa'nın sinagoga geldiğini ve dua sırasında Peygamber Yaşaya'dan bir parça okuduğunu gördük. Şunları okurdu. Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni meshetti. Çünkü yoksullara sevindirici haberi yaymam için beni meshetti. Tutsaklara özgürlüğü, körlere gözlerinin açıldığını bildirmem için beni gönderdi. Baskı altında ezilenlere özgürlüğe kavuştuklarını ve Rabbin kutlu kıldığı bağışlığını bildireyim diye. Yaşaya Peygamber İsrail halkının kesinlikle kendi topraklarına geri döneceklerini ilan eder. Yaşaya kurtuluşu vaat eder. Mesih İsa da aynı sürgünden dönüş gibi bizim için kurtuluş gerçekleşti. Bunun için o söyleyebilir. Rab tarafından bahşedilen bir iyilik yılını, bir lütuf yılını duyurmak için beni gönderdi. Ve sonra İsa kitabı kapattığında şöyle dedi. Bugün onu işitenler için bu yaz yerine geldi. Dikkat edelim. Bugün, şimdi. Onu dinleyen sizler için. Kutsal sözü dinledim ve duyduğum zaman bu söz bugün bana hitap ediyor. Şimdi onu kabul etmek hazır mıyım? Ve sonra İsa kitabı kapatınca şöyle dedi. Bugün onu işitenleriniz için bu yazı yerine geldi. Dikkat, bugün, şimdi. Sizleri burada dinleyenler. Söz bugün bana hitap ediyor, şimdi.
Şu sözler ile İsa gönderilen Mesih olduğunu açıkça gösterir. Sinagogdakiler en önce ona iyi tanıklık ettiler. Çok şaşırmışlardı. Onu yücelttiler. Çünkü duygusuyla ve hayranlıkla dolmuşlardı. Ve sonra aniden soru: bu Yusuf'un oğlu değil midir? Bu soru onların iman eksikliğini gösteriyor. İsa'nın sözünü kabul edemezlerdi. Başlangıçta iyi niyetli dinleyiciler, hemen sonra böyle bir acıyla ona karşı çıktılar. Çok iyi bilinen kökeni nedeniyle İsa'yı reddediyorlar. Ailesi tanıyoruz. Nasıl olabilir ki? İsa kendininkiyle karşılaşır ama kendisininki onu tanımazlar. Onu kabul etmezler. Onu bir lütuf getiren olarak kabul edemediler. Duydukları mucizeleri onlar da görmek istiyorlar. Ve bu şekilde sorularıyla kendi şüphelerini gösterirler. İsa onların yüreklerini bilir ve daha onlar sormadan sorularına cevap verir. Ey doktor, kendi sağlığa kavuştur sana. Kafernahum'da yapıldığını duyduğumuz işleri burada kendi ülkende yapsana. İsa hiçbir peygamber anavatanında hoş karşılanmaz dedikten sonra İlyas ve Elisha peygamberler zamanında Allah'ın putperestler arasında gerçekleştirdiği mucizeyi onların lehine bir olay olarak anlatır. İstediklerinin paradoksu. İsa Mesih'i iyi tanımadan önce işareti görmektir. İsa ile ilgili olarak insanların iki duruşu vardı. Birincisi, insanların kırılgan ve zayıf imanlardır. İkinci konum ise Yahudiliğin sistematik olarak İsa'yı reddetmesidir. Her iki akımda Mesih'ten işaretler talep etti. İspat istiyoruz, görmek istiyoruz, emin olmak istiyoruz. Ama işaretler ve mucizeler İsa'nın kendini göstermek için değil, Allah'tan, kişiliğinden, sevgisinden bir şeyler söylemek için kullandığı eylemlerdir. İşaretler, mucizeler ancak bir insanın İsa'yı elçi veya gönderilen olarak tanımasından sonra hizmet eder. İman, işareti anlamanın koşuludur. İman, mucizenin koşuludur. İsa Nasır'a havrasında bir mucize gerçekleştirmeyi veya işaret vermeyi reddediyor. Ne için? Çünkü dinleyicilerini kendi mesajını, kendi sözünü tanımaya davet ediyor. Kendi mesajını, kendi sözünü tanımaya davet ediyor onları. Onlar daha önemli bir şey keşfetmeye davet edilirler. Bu mesaj onun kendisidir. Şartları belirlemeyen ve artık işaretlere ihtiyaç duymayan bir imana davet edilirler. İncil-i Luka bugün bize imanın İsa ile beraber yapılan yolculuk olduğunu söylemek istiyor. Her şey İsa'nın kimliğinin sorusuna odaklanmıştır. Neden Mesih'i mucizeler olmadan kabul edemiyorlar? Ben Mesih'i kabul etmeye hazır mıyım?
İşaret, mucize istemeden ona inanmak benim için mümkün mü? Bu metnin son sahnesi önemlidir. Bize Nasiraların İsa'yı nasıl reddedip onu şehirden attığını gösterir. Onu öldürmek istiyorlar ama o yoluna devam ediyor. Onu yok etmek istiyorlar ama tekrar ayağa kalkacak, dirilecek. Bu sahne yaşamını çarmıhta sonlandıran İsa'nın tamamen reddedildiğinin habercisidir. Ama bizim için en büyük işaret haline gelen de yine haçın kendisidir. Kurtuluşumuzun işaretidir. Rab sizinle olsun. Merhametli ve yüce Allah, sana yalvarıyoruz. Bütün kalbimizle sana ibadet edebilmemiz için ve Mesih'in gerçek sevgisiyle tüm insanları sevebilmemiz için bizlerden yardımını esirgeme. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.